Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Biz dönelim küçük Nazım Hikmet ve güvercinleri masalına. Nazım bu sabah çok geç uyanmıştı. Hala yorganın altındaydı. Gözleri annesini arıyordu. Ondan terasta güvercinlerinin yanında kahvaltı etmek için izin isteyecekti. Bir oda dolusu güvercini vardı Nazım'ın. Hepsi farklı renkteydi. Nazım onlarla vakit geçirmekten çok hoşlanırdı. Her fırsatta onların yanına giderdi. Bu sabah biraz farklı uyanmıştı. Kötü bir rüya görmüştü ama ne gördüğünü de tam olarak hatırlamıyordu. Annesi Celle Hanım onun güvercinlerini çok sevdiğini bildiği için bazen kahvaltısını terasta yapmasına müsaade ediyordu. Nazım çok şanslıydı çünkü bu sabah da annesi kahvaltıyı terasa hazırlamıştı. Nazım gördüğü kötü rüyayı unutmuştu. Hemen elini yüzünü yıkadı, annesini öptü ve terasa koştu. Güvercinlerinin kafesini açtı, ayağıyla yere birkaç kere vurdu ve onların uçmasını sağladı. Gökyüzünde süzülmelerini izlemekten büyük keyif alıyordu. Annesiyle beraber kahvaltı ederken bir gözü hep güvercinlerindeydi. Bir an sağa sola kaçışmaya başladıklarını fark etti. Daha dikkatli baktığında ise onları kaçıran şeyin bir atmaca olduğunu fark etti. Hemen kümesin üzerindeki sapanını aldı. İkinci ya da üçüncü taş atışında atmacayı vurdu. Atmaca önce biraz sendeledi ve evin sokağına düştü. Nazım annesiyle beraber sokağa indi. Atmaca öyle yerde yatıyordu. Annesinin yanında getirdiği beze sardılar ve atmacayı eve getirdiler. Nazım atmacaya çok kızgındı aslında ama onu öyle yerde yaralı görünce de kızgınlık yerini pişmanlığa bırakmıştı. Annesi yarasına baktı ve çok kötü olmadığını söyledi, korkmaması gerektiğini söyledi Nazım'a. Akşam Nazım'ın babası Hikmet Bey geldiğinde atmacanın yarasına pansuman yaptılar. Onu bir süre iyileşene kadar evlerinde misafir etmeye karar verdiler. Hikmet Bey Nazım'a, "Atmacalar da güvercinler gibi özel kuşlardır. Kötü oldukları için değil, aç oldukları için güvercinlere saldırdılar." dedi. Nazım misafir ettikleri süre boyunca her gün ziyaret etti atmacayı ve her seferinde ondan özür diledi. İyileştiğinden emin olduğunda Nazım ve babası Hikmet Bey terastan onu gökyüzüne doğru serbest bıraktılar. Atmacanın iyice uzaklaştığını fark ettikten sonra Nazım güvercinlerinin kafesini açtı, ayağıyla yere birkaç kez vurdu ve onların gökyüzünde süzülüşünü her zamanki gibi izledi. Güvercinler uçarken onlar da ailecek çok güzel bir kahvaltı ettiler. Masalımız burada sona eriyor. Bakalım herkes uyudu mu? Ah, sabah olsa da çok güzel bir kahvaltı etsek. İyi uykular.